Her şeyden temiz olan Tanrı'nın izniyle koşup, Dahak'ın evini, barkını toprakla bir yapmaktır dedi. Anası da ona, böyle yapman doğru değil. Sen bütün dünyaya karşı koyamazsın. Taç ve taht sahibi olan Cihan Padişahı Dahak'ın emrinde koca bir ordu var. Ne zaman istese her memleketten onun hizmetine yüz binlerce er gelip savaşa girer. Dostluk ve düşmanlık senin bildiğin gibi değildir. Sen dünyaya gençlik gözüyle bakma. Gençlik şarabını tadan dünyada kendisinden başka kimseyi görmez. O şarabın verdiği sarhoşlukla başını yele verir. Tanrı senin bütün günlerini iyi ve kutlu etsin. Oğul, annenin bu öğütlerini unutma. Ananın sözünden başkası boştur dedi. Dahak'ın demirci Gave ile macerası. Dahak da bir yandan gece gündüz Feridun'un adını dilinden düşürmez oldu. Onun korkusundan boyu iki büklüm oldu. Yüreği korkuyla doldu. Bir gün fil dişinden yapılmış olan tahtının üzerinde oturup başına firuze tacını giymişti. Padişahlığını kuvvetlendirmek için her memleketin ileri gelenlerini topladı ve onlara şöyle dedi. Ey hüner ve akıl sahipleri! Benim gizli bir düşmanım olduğu siz akıllılarca bilinmeyen bir şey değildir. Ben hiçbir zaman düşmanı hor görmem. Zamanın bir kötülük etmesinden korkarım. Bunun için bana insanlardan, devlerden ve perilerden toplanmış, şimdikinden daha büyük bir ordu lazım. Bu işte bana yardım etmelisiniz. Çünkü ben tek başıma bu işin altından kalkamam. Şimdi benim hakkımda bir zabıt tutun. Onda iyilikten başka bir şey yapmadığımı, doğru sözden başka bir şey söylemediğimi ve adalette kusur etmediğimi belirtin dedi. O doğru adamlar korkudan istediğini yapmaya razı oldular. Ejderlerden korkmayan da hak hakkında tuttukları bu zabıtta genç ve ihtiyar hepsi şahitlik ettiler. O sırada birdenbire padişahın sarayının önünde adalet isteyen bir adamın gürültüsü işitildi. Adamı padişahın huzuruna getirdiler, o büyük adamların yanına oturttular. Padişah ona kızgınlıkla, ''Sana zulmeden kimdir? Söyle.'' dedi. Adam coşarak ve elleriyle başına vura vura, ''Padişahım, ben adalet isteyen gaveyim. İşte koşa koşa sana geldim. Senden adalet isterim. Canımın acısıyla senin elinden inlemekteyim. Eğer sen adalet yapmayı adet edinirsen senin kadrin artar. Sen bana çok zulmettin. Her zaman gönlümü neşterliyorsun. Eğer bana zulmetmeyi reva görmüyorsan oğluma neden el uzatıyorsun? Benim dünyada 18 oğlum vardı. Bu 18'den şimdi ancak bir teki kaldı. Bu bir oğlumu bana bağışla. Her zaman ciğerimin yandığını gözünün önünde tut. Padişahım, bana söyle ben ne kabahat yaptım? Eğer suçsuzsam bana zulmetmek için bahane arama. Ey taç sahibi, benim halime bak da derdime dert katma. Zaman belimi iki büklüm etti. Yüreğim umutsuz, başım dertle dolu. Gençliğim ve oğullarım elimden gitti. Dünyada evlat gibi insanı kendisine çeken hiçbir bağ yoktur. Nihayet zulmün de bir ortası, bir sonu, bir sınırı ve bir sebebi olur. Söyle, sen ne sebeple benim başıma dünyanın felaketini getiriyorsun? Ben kimseye zararı olmayan bir demirci parçası olduğum halde, padişahın eliyle başıma ateşler yağıyor. Sen bir padişahsın ve ejder yapılısın ama. Yine de bana adalet göstermen lazım. Sen yedi iklimin padişahısın diye neden bütün zahmetler bizim nasibimiz olsun? Bana ettiğin zulümlerin hesabını beraberce yapsak da aleme göstersek herkes şaşar kalır. Ve böylece öldürülme sırasının benim oğullarıma nasıl geldiği, senin yılanlarına yedirilmek için beyinlerinin nasıl çıkarıldığı da yine herkesçe anlaşılmış olur, dedi. Dahak bu sözleri duyunca büyük bir şaşkınlığa uğradı. Bunun üzerine oğlunu ona bağışladılar ve tatlılıkla gönlünü almaya çalıştılar. Padişah ona da kendisi için yapılmış olan tutulgayı imzalamasını emretti. Gave tutulgayı okur okumaz memleketin orada bulunan ileri gelenlerine döndü ve yine coşarak ''Ey devin köleleri! Yüreğinizden Tanrı korkusu silinmiş. Hepiniz cehennemin yolunu tutmuş, gönlünüzü devin sözüne bağlamışsınız. Benim ne padişahtan bir korkum var ne de bu tutulgayı imzalarım.'' dedikten sonra
Köpüre köpüre ve kızgınlığından titreye titreye yerinden fırladı, tutulguyu yırtıp ayaklarının altında çiğnedi. Değerli oğlu önünde olduğu halde bağıra bağıra, söylene söylene saraydan dışarı çıktı. Memleketin o büyük adamları, padişahı övdükten sonra ona, "Ey yeryüzünün ünlü padişahı, savaş gününde felek bile senin başında soğuk bir rüzgar estiremezken, nasıl oluyor da doğru dürüst konuşmasını bile bilmeyen bu gâve, senin huzurunda bu kadar ileri gidebiliyor?" Yüreği ve başı kinle dolu, buradan öyle bir gidiş gitti ki, Feridun'la sözleşmiş olduğu sanılabilir. "Dünyada biz bu kadar çirkin bir iş görmüş değiliz. Şimdi gördük ve şaşırdık kaldık," dediler. Ünlü padişah onlara şöyle söyledi: "Şimdi benim söyleyeceğime de şaşacaksınız. Gâve saraya girip de kulaklarıma onun sesi gelince, onunla aramızda sanki demirden yapılmış bir dağ peyda oldu. İki elini başına vurunca şaşkınlıktan sanki yüreğim paramparça oldu. Bilmem ki bundan sonra daha neler olacak. Alemin sırlarını kim kavrayabilir ki?" dedi. Gâve saraydan çıkınca halk çarşının ortasında etrafını sarıverdi. Gâve kendisinden geçmiş olarak herkesi adalet istemeye çağırdı. Demircilerin demir döverlerken önlerine örttükleri deriyi bir mızrağın ucuna geçirdi. Bunun üzerine çarşı halkı birbirine girdi. Bir toz dumandır yükseldi. Gâve mızrak elinde hem yürüyor hem de coşkunlukla halka seslenerek, "Ey Tanrı'ya tapan ünlü kişiler! Feridun'un tarafını tutan Dahak'ın boyundurundan kurtulur. Birer birer Feridun'un yanına gidelim ve onun büyüklüğü sayesinde yaşayalım. Bilin ve söyleyin ki Dahak bir ehrimendir ve Tanrı'ya ta gönülden düşmandır. Şu değersiz derenin sayesinde dost ve düşman birbirinden ayrılacaktır," diyordu. Yiğit Gâve en önde gidiyor ve etrafındaki kalabalık gittikçe büyüyordu. O, Feridun'un nerede olduğunu biliyordu. Başını alıp doğru oraya yollandı. Nihayet yeni padişahın sarayına vardı. Gâve uzaktan görününce sevinç çığlıkları yükseldi. Feridun mızrağın ucundaki deriyi hayırlı bir fal saydı. Onu Rum kumaşlarıyla süsledi, üzerine altından nakışlar yaptırdı. Padişah bayrağın bir ay çevresi gibi başının üzerine dalgalanmasını hep hayra yordu. Sonra bayrağın tepesinden kırmızı, sarı, mor kumaşlar sarkıttı ve ona Gâve'nin bayrağı adını verdi. Bu tarihten beri kim tahta oturup da başına padişahlık külahını giydiyse, bu değersiz demirci derisine yeni yeni mücevherler astı. İşte Gâve'nin değerli ipekli kumaşlarla bu şekle giren bayrağı, karanlık gecede doğan bir güneşe döndü ve dünyanın kalbi onun verdiği ümitlerle doldu. Geleceğin olaylarını bağrında gizleyen felek, böylece dönmesine devam ederken, dünyanın değişen halini ve fakat hala Dahak'a boyun eğişini gören Feridun, kemerini kuşanıp başına padişahların tacını giyerek annesinin yanına geldi. Ona, "Ben savaşa gidiyorum. Tanrı'ya dua etmekten başka bir işin olmasın. Tanrı, yeryüzündeki her şeyden üstündür. Saadet ve musibet anında iki elini ona açmalısın," dedi. Annesi kirpiklerinden gözyaşları döktü ve yüreğinden kanlar akarak Tanrısına seslendi. "Ey dünyayı yaratan Tanrım, ben sana sığınıyorum. Sen onun yüreğinden kötülerin korkusunu sil ve yeryüzünü akılsızlardan temizle," dedi. Feridun başka kimseye haber vermeden yol hazırlığına başladı. Feridun'un birbirine benzeyen ve yaşça kendisinden büyük olan iki erkek kardeşi vardı. Birinin adı Kiyanüş, ötekinin adı da Pirmaye'ydi. Feridun onlara dedi ki, "Ey yiğitler, şen ve bahtiyar olun. Dünya iyilik yapmak için de döner. Büyüklüğün külahı da yine bize gelir. Demircilerin usta olanlarını gidin buraya getirin de bize büyük bir gürz yapsınlar." Feridun bu sözleri söyler söylemez, kardeşleri hemen demirciler çarşısına koştular. Bu sanatta tanınmış ne kadar demirci varsa hepsi Feridun'un yanına geldi. Feridun hemen pergeli eline aldı ve onlara gürzün şeklini çizdi. Toprağın üzerine çizdiği bu şekil bir öküz başına benziyordu. Bunun üzerine demirciler derhal işe başladılar ve bitirir bitirmez güneş gibi parıl parıl parlayan bu ağır gürzü Cihan padişahına götürdüler. Feridun demircilerin bu eserini çok beğendi. Onlara elbise, altın ve gümüş bağışladı.
Bundan başka onlara birçok kutlu ümitler verdi. Birçok vaatlerde bulundu. Eğer o ejderhayı yere serebilirsem, başınızı tozdan temizlerim. Tanrı'nın adıyla başlar, bütün dünyaya adaleti yayarım dedi. Feridun'un Dahak'a savaş açması. Feridun'un başı o kadar yükseldi ki, neredeyse güneşe değecekti. Babasının intikamını almak için sıkı sıkıya kemerini bağladı. Askerleri sarayın etrafında toplandılar, tahtın ucu bulutlara değdi. Azgın fillerle mandalar, ordunun erzakını yüklenmiş olduğu halde önden gidiyorlardı. Kiyanüş ile Pirmayı padişahın yanında yürüyorlar ve ona karşı sanki yaşça küçük onlarmış gibi davranıyorlardı. Feridun, başı kin ve yüreği adaletle dolu, konaktan konağa rüzgar gibi gidiyordu. Arap atlarının üstünde nihayet Tanrı'ya tapanların oturduğu bir yere vardılar. Feridun, bu iyi insanların memleketinde konakladı ve onlara selam gönderdi. Gece iyiden iyiye kararınca, iyi halli birisi salına salına Feridun'un yanına geldi. Mis gibi kokan siyah saçları topuklarına kadar uzundu ve yüzce de huri gibi güzeldi. Bu, Feridun'a güzellik, iyilik ve kötülüğü anlatmak için sanki cennetten gelmiş bir melekti. Bir peri gibi Feridun'a yaklaştı ve ona, kimse görmeden büyücülüğü öğreterek, eline gizli şeyleri açan ve onları büyüyle ortadan kaldıran bir anahtar vermiş oldu. Bunun üzerine Feridun, bunun bir tanrı adamı olduğunu, bir dev veya kötü işli bir adam olmadığını anlayınca, sevincinden yüzü erguvan gibi kızardı ve vücudunda bir gençlik hissetti. Bu, büyüklüğün verdiği gençlikti. Ahçılar ona yemekler hazırladılar ve temiz bir sofra kurdular. Feridun yiyip içtikten sonra, sarhoşluktan başı ağırlaştı ve uyuyakaldı. O tanrı adamı kalktı, gitti. Feridun'un uyanıklık talihini gören, kardeşleri onu öldürmek maksadıyla derhal yerlerinden kalktılar ve kalabalığın içinden ayrılıp kayboldular. Üzerinde büyük bir kayanın bulunduğu dağın eteğinde Feridun uyumakta devam ediyordu. Gecenin yarısı olmuştu. Bu iki zalim kimse görmeden dağın üstüne çıktılar. Feridun'un başını ezmek için böyle büyük bir taş döktükten sonra onu o dağdan aşağı yuvarladılar ve altında uyuyanı da öldürdüklerini sandılar. Tanrı'nın buyruğu ile taşın gırıltısından Feridun uyandı ve öğrenmiş olduğu büyüyle taşı ayağının dibine oturtuverdi. Öyle ki taş yerinden bir zerre bile ne sağa oynadı ne de sola. Feridun yerinden kalktı, kemerini kuşandı ve onlara hiçbir şey söylemedi. O zaman kardeşleri Feridun'un bildiği işin bir tanrı işi olduğunu, bir kötü adamın işi olmadığını anladılar. Feridun, İki kardeşi ve Gave, ordunun önünde ve yüreği de Dahak'a karşı kinle dolu olarak, Gave'nin o şahlara yaraşan bayrağını açtı, yola çıktı. Taş peşine düşen bir kimse gibi yürüyerek Ervent ırmağına geldi. Eğer Pehlevce'den anlamıyorsan, Arapça olarak ona Dicle de diyebilirsin. Böylece hür bir insan olan o padişah, üçüncü konak yeri olarak Dicle'yi ve Bağdat şehrini seçti. Feridun Ervent'e gelince nehrin kolcularına selam yollayarak ''Ne kadar geminiz ve kayığınız varsa hepsini acele bu kıyıya gönderip beni ve ordumu karşı kıyıya geçirin ve oradan buraya kimseyi bırakmayın.'' dedi. Nehrin kolcusu gemi göndermedi ve Feridun'a şöyle karşılık verdi. ''Cihan padişahından gelen gizli bir emirde benim mührümü taşıyan bir buyruk gelmeden hiç kimseye gemi verilmemesi bildirilmiştir.'' Feridun bu sözü işitince çok kızdı. O derin nehir gözünü yıldırmadı. Padişahlara yaraşan kemerini hırsla kuşandı, aslan yürekli atına bindi. Başı kin ve savaş duygularıyla kızmış bir halde al atını suya sürdü. Bütün savaş arkadaşları da kemerlerini kuşanıp ardı ardına suya atıldılar. Yel gibi giden ve her türlü övülüşün üstünde kalan atlar eyerlerine kadar ıslandılar. Asilerin başı atları suya gömülmüş görünce uykuya vardı. Nasıl güneş karanlık geceyi parçalarsa, su da insanların vücutlarını öylece ortadan kaldırmış gibiydi. Nihayet başları savaş duygularıyla dolu olarak kızgınlıkla karaya çıktılar ve Beytül Mukaddes'in yolunu tuttular. Pehlevce konuşulduğu zamanlarda bu yere Kengideş Hot derlerdi. Şimdi ona Arapça Beytül Mukaddes'te ve onu Dahak için yapılmış bir köşk olarak tanı.
İşte burasını almak için çöle geçip de şehre yaklaştıkları zaman, bir mil uzaktan Feridun bu padişah şehrine baktı ve orada bir saray gördü. Bu saray o kadar yüksekti ki başı zuhal yıldızından daha yukarıda görünüyordu. Sen onu görseydin gökten yıldızları kapacak sanırdın. Bu saray müşteri yıldızı gökte nasıl parlarsa öyle parlıyordu. Her yerinde sevinç, huzur ve sevgi hüküm sürüyordu. Feridun, buranın ejderhanın evi ve büyüklüğün makamı olduğunu anladı. Arkadaşlarına, hiç yeryüzünde topraktan böyle büyük bir yapı yapılabilir mi? Dünya ile ejderha arasında gizli bir sözleşme olmasından korkuyorum. Bu yüzden bizim için en uygun iş derhal bu dar yerde harbe tutuşmaktır dedi. Hemen ağır gürzüne elini attı, hızlı giden atının dizginine de koyuverdi. O bu haliyle olduğu yerden yükselen ve saray kapıcısının önüne doğru fırlayan bir ateşti sanki. Atının eyerine bağlı olan gürzünü kaldırınca dünya yerinden oynadı ve kapıcılardan kimse yerinde kalmadı. Feridun Tanrı'ya şükretti. Bunun üzerine bu cesur genç atından inerek saraya girdi. Feridun'un Cemşit'in kız kardeşlerini görmesi. Feridun, Dahak'ın yaptığı ve sayesinde başını göklere kadar yükselttiği tılsımı bulunduğu yerden aşağı indirdi. Çünkü o Tanrı'nın adıyla yapılmış değildi. Sarayda karşısına kim çıktıysa elindeki gürzü onun başına indirdi. Sarayda bulunan cadıların ve ünlü erkek devlerin kafalarını da ağır gürzüyle ezdi ve cadılara tapan Dahak'ın tahtına çıktı. Dahak'ın tahtına ayağını bastıktan sonra başına padişahlık tacını giydi ve yerine oturdu. Sarayın her tarafını kesti, aradı. Dahak'ın izini bulamadı. Harem dairesinde bulunan kara gözlü, güneş yüzlü kızları dışarı çıkardı. Evvela başlarını yıkanmasını buyurdu ve sonra onların ruhundaki karanlıkları giderdi. Tanrı'nın yolunu göstererek onların kirlerini temizledi. Çünkü onlar puta tapanların terbiyesiyle büyümüşler, sarhoşlar gibi ne yaptıklarını bilmeyen sersemlere dönmüşlerdi. Bunun üzerine Cem'in bu kız kardeşleri gül gibi yüzlerini Nergis'e benzeyen gözlerinden yaşlar akıttılar. Ve söze başlayarak Feridun'a, ''Şu eski dünya durdukça sen de var ol. Ey iyi tarihli, senin ne güzel yıldızın varmış. Sen hangi ağacın dalında biten meyvasın ki bir aslanın, zalim ve yiğit bir adamın yastığının ucuna kadar gelebildin. Bu akılsız cadının yaptığı işlerle hayatımız ne kadar kötü geçti. Biz bu ehrimen huylu, ejderha yapılı adamın elinden ne eziyetler, ne belalar çektik. Biz şimdiye dek eline bir şey geçirmek kastiyle buraya gelebilecek kadar cesur olan ve hele onun tahtını, onun yerini almak düşüncesinde bulunan hiç kimseyi görmedik.'' dediler. ''Ben Dahak'ın İran ülkesinde yakalattığı Abdin'in oğluyum. Dahak babamı ağlata ağlata öldürdü. Ben de onun öcünü almak için Dahak'ın tahtının bulunduğu yere doğru yola çıktım. Bu yetmiyormuş gibi derisi türlü türlü nakışlarla bir süs gibi olan süt ninemi de öldürdü. Böyle dilsiz bir hayvancağızın kanını dökmekle o kötü düşünceli adamın eline ne geçti ki? Hiç tereddüt etmeden onunla savaşmak için kemerimi kuşandım ve İçim kinle dolu, İran'dan buraya kadar yollandım. Bu öküz kafalı gürzle hiç acımadan ve canını bağışlamayı düşünmeden onun başını ezeceğim.'' Bu sözleri duyunca Ernivaz'ın temiz yüreği bütün sırları çözmüş oldu. Ona, ''Yoksa cadılığın tılsımını yok edecek olan padişah Feridun sen misin? Dahak'ın aklını başından alan sensin. Dünyanın işlerini düzeltecek olan senin gayretindir. Padişahlar soyundan olan biz iki kardeş, can korkusuyla ona ram olmak zorunda kaldık. Yoksa mütemadiyen bir çift yılanla beraber yatıp kalkmaya nasıl dayanılır?'' dedi. Feridun da, ''Eğer Ferek adaleti korumama izin verirse, ejderhanın ayağını topraktan ayıracak ve yeryüzünü o kötüler kötüsünden temizleyeceğim. Bunun için de bana doğruyu söylemeniz, o değersiz ejderhanın şimdi nerede bulunduğunu haber vermeniz gerektir.'' diye karşılık verdi. Ejderhanın artık son demi yaklaşmış olacak ki kızlar her şeyi açığa vurmaktan çekinmediler. Feridun'a, ''O Hindistan'a gitti. Niyeti orasını bir cadılar ülkesi yapmaktır. Felekten başına bir bela geleceğinden korkuyor. Onun için yeniden birçok masumların başını kesecek. Çünkü ileriyi görenlerin biri ona, "Bu yeryüzü yakında senden temizlenecek.
Feridun tahtını elinden alacak ve talihin darmadağın olacak demiş. Bu fal yüzünden gönlü ateş içinde. Yaşamaktan hiç tat aldığı yok. Bu kızgınlıkla insan, hayvan, erkek, kadın dinlemeden önüne gelenin kanını döküp bir leğene dolduruyor. Ve müneccimlerin falını boşa çıkarmak için o kanlarla başını ve vücudunu yıkıyor. Hele omuzlarındaki yılanlardan çektiği ıstırap sonsuz. Ne yapacağını şaşırıyor. Diyar diyar gezdiği halde yılanların ıstırabından kurtulamıyor. Şimdi neredeyse gelir. Çünkü o bir yerde duramaz dediler. O gönlü yaralı güzel kız böylece her şeyi olduğu gibi söyledi ve Feridun da can kulağıyla dinledi. Feridun'un Dahak'ın Ketyudası ile macerası. Dahak'ın bir köle gibi sadık, değerli bir adamı vardı. Dahak başka bir yere gitmek için ülkesinden ayrıldığı zaman sarayını, tahtını, hazinesini bekleyen ve ödevini hayrete değer bir istekle yapan bu adam onun Ketyudası'ydı. Zulmün önünde daima ihtiyatlı adımlar attığı için ona Kendrev, yani ihtiyatla yürüyen derlerdi. Kendrev koşa koşa saraya geldiği zaman orada yeni bir taç sahibinin Selvi gibi boyu ve ay ışıkları saçan gözüyle ön tarafta rahat rahat oturduğunu gördü. Bir tarafında Selvi boylu Şehrinaz, diğer tarafında da ay yüzlü Ernüvaz vardı. Bütün şehir onun askerleriyle dolmuştu. Kulları kapısında saf olmuşlardı. Kendrev bütün bunlardan ne şaşırdı ne de sebebini araştırdı. Feridun'a yaklaşarak önünde eğildi ve onu övdü. "Ey padişah, dünya durdukça var ol," dedi. "Bu tahta büyüklüğünle otur. Çünkü sen padişahlar padişahı olmaya layıksın. Dünyanın yedi iklimi sana boyun eğsin, başın yağmur bulutlarından daha yukarıda olsun," dedi. Feridun, Kendrev'e yaklaşmasını buyurdu ve ona düşüncesini açıkça anlattı. Cesur padişah ona, "Haydi git, bir padişah tahtına gereken her şeyi bul. Şarap getir, çalgıcıları çağır, kadehleri doldur, sofrayı kur. Musikiden anlayan herkes benim meclisimde bulunmaya layıktır. Onların sohbeti benim gönlümü açar. Tahtımın yanında talime uygun bir meclis kur," diye buyurdu. Kendrev bu sözleri dinledi ve yeni padişahın bütün istediklerini yaptı. Saf şarap ve yemek getirtti, musiki şinasları buldurdu. Feridun o gece şarap içti, musiki dinledi, istediği gibi eğlendi. Sabah olunca da Kendrev yeni padişahın huzurundan ayrıldı. Yürük bir ata binerek Dahak'ın bulunduğu yere doğru yola çıktı. Ve yanına gelince bütün gördüklerini, işittiklerini ona anlattı. Dedi ki, "Ey padişahlar padişahı, işlerinin alt üst olacağını gösteren alametler nihayet belirdi. Başka bir ülkeden üç büyük adam arkalarında bir ordu ile geldiler. Bunlardan en küçüğünün Selvi gibi bir boyu, padişahlara yaraşan bir yüzü var. Yaşça ötekilerinden küçük ama her hususta onlardan üstün. Elinde dağ parçası gibi büyük bir gürz var ki hepsinin ortasında parıl parıl parlıyor. İki kardeşi de yanında olarak ve atla girip saraya girdi. Padişahlığın tahtına oturdu, senin tılsımlarını aşağı indirip bozdu. Sarayında bulunan herkesin, erlerin ve devlerin kafalarını atının üzerinden ezip yerlere yuvarladı. Beyinlerini kanlar içinde bıraktı. Dahak bu sözleri dinleyince Kendrev'e, "Bu belki bir konuktur. Bunun için insan memnun olmalı," dedi. Kendrev de bunun üzerine ona şöyle karşılık verdi. "Bir konuk elinde öküz kafası biçiminde bir gürzle mi gelir? Senin yerine oturan, tacından ve kemerinden adını silen ve herkesi kendi dinine sokan bir adamı sen yine istersen konuk say." Dahak bu sefer de, "Kendini o kadar üzme. Konuğun küstah olanı daha uğurludur," deyince Kendrev, "Peki, öyle olsun. Bu senin söylediklerini dinledim. Şimdi sen de beni iyi dinle. Eğer bu ünlü adam sahiden senin konuğunsa harem dairesinde ne işi var? Cihan padişahı Cem'in kardeşleriyle oturup ileri geri sohbet ediyor. Bir eliyle Şehrinaz'ın yanağını sıkıyor, öteki eliyle Ernivaz'ın yakut gibi dudaklarını okşuyor. Geceliğin de bundan beterini yapıyor. Başının altına miskten yastık koyuyor. Senin candan sevdiğin o iki ay yüzlü güzelin saçlarına başını koyarak uyuyor," dedi. Daha bu sözleri duyunca bir kurt gibi kudurdu. Bunu duyacağına ölseydi keşke.
Talihinin bozgunluğuna kötü kötü sövdü, kızgın bir sesle bağırıp çağırdı. Kendireve, "Bundan sonra sarayımda senin bekçiliğini istemiyorum," dedi. O da şöyle karşılık verdi: "Padişahım, öyle sanırım ki tahttan yana artık bir nasibin kalmış değildir. Böyleyken sen bana şehrin ketrudağlığını zaten nasıl verebilirsin ki? Büyüklük makamından nasibin kesildikten sonra işlerini yoluna koymak ödevini bana nasıl verebilirsin? Sen hamurdan kıl çıkar gibi padişahlıktan sıyrıldın. Sen yalnız kendi başının çaresine bak. Neden kendi işini yoluna koymaya çalışmıyorsun? Hiçbir zaman böyle şey görülmemiştir." Dahak bu sözleri duyunca son derecede heyecana geldi ve derhal yola çıktı. Buyruğu üzerine hemen keskin gözlü yörük atlar dizginlendi. Dahak erkek devlerden ve savaş erlerinden toplanmış ordusuyla kızmış, köpürmüş bir halde sapa yollardan yürüyerek sarayın kapısını, damını, her yerini tuttu. Feridun'un askerleri bunu duyunca Dahak'ın geldiği sapa yollara doğru gittiler ve savaş atlarından aşağı inerek savaşa giriştiler. Şehrin her kapısı ve her damı savaştan anlayanlarca tutulmuştu. Bunlar hep Feridun'un tarafından idiler. Çünkü hepsi Dahak'ın elinden kan alıyorlardı. Bu savaş yerinde duvarlardan tuğlalar, damlardan taşlar, kılıç ve ok vuruşları, kara bulutlardan kırağı yağar gibi yağıyordu. Yeryüzünde kimse için güvenilir bir yer kalmamıştı. Şehirden gençlerden ve savaş işlerinde görgüsü olan ihtiyarlardan kim varsa hepsi Feridun'un ordusuna katıldılar ve böylece Dahak'ın büyücülüğünden, hilelerinden kurtuldular. Savaşan erlerin naralarından dağlar inledi, atların nallarıyla dövüle dövüle toprak bitkin bir hale geldi. Askerlerin başları üzerinde tozdan bulutlar yükseldi. Süngülerle kara taşların yürekleri parçalandı. Bu sırada ateş ededen bir ses duyuldu. Saltanat tahtının üzerinde bir vahşi hayvan da olsa, genç ihtiyar ona hep birden boyun eğer, onun sözünden çıkmayız. Fakat biz o tahtın üzerinde pis omuzlarından ejderha taşıyan Dahak'ı istemeyiz. Asker başı bozuk hep birden bir dağ yığını halinde savaşa koştular. O aydınlık şehirden öyle bir kara toz yükseldi ki güneş lacivertleşti. Dahak da gayrete gelip bir çare aradı, askerlerinden ayrıldı ve saraya doğru yürüdü. Kendisini kimsenin tanımaması için baştan başa bir zırh giyindi. Elinde 60 yazılık bir kementle yüksek saraya çıktı. İçeride kara ve nergis gözlü Şehrinaz'ı Feridun'la nazlı nazlı konuşurken gördü. Yanakları gündüzden, kahkülleri geceden yapılmış Şehrinaz, Dahak'tan tiksine tiksine bahsediyordu. Dahak, bunun üzerine başına gelenlerin Tanrı'dan olduğunu ve kurtuluş çaresi kalmadığını anladı. Beyninde kıskançlığın ateşi alevlendi, kemendi sarayın içine doğru attı. Ne tahtını düşündü, ne de tatlı canını. Yüksek sarayın damından aşağı indi. Elinde su renginde çelik bir hançer vardı ve peri yüzlü kızların kanına susamıştı. Fakat ne yapmak istediğini kimseye söylemedi. Hançeri kınından ayırdı, sarayın damından kendini aşağı bırakıp da ayağı yere basar basmaz, Feridun rüzgar gibi hemen koşup yanına geldi. Öküz kafası biçimindeki gürzü kaptığı gibi başına indirdi, tulgasını parçaladı. Bu sırada mübarek nefesli melek geldi, yetişti ve Feridun'a, "Onu öldürme. Daha zamanı gelmedi. Şimdi o bitkin bir halde onu taş gibi sağlamca bağla ve iki dağın darlaştığı yere kadar götür. Onun dağlar arasında bağlı kalması daha iyidir. Ta ki akrabaları, adamları yanına gelemesinler," dedi. Feridun bu sözleri duyunca vakit geçirmeden aslan derisinden bir kement yaptı. Dahak'ın belini ve iki elini öyle bir bağladı ki kudurmuş bir fil bile onu çözemezdi. Sonra geldi, tahtına oturdu ve Dahak'ın kötü adetlerine bir son verdi. Sarayın kapısına birikmiş olan ahaliye heyecanlı bir sesle dedi ki, "Ey onur ve akıl ıssı büyük adamlar! Bundan sonra hepinizin savaş işleriyle uğraşmanıza, hepinizin yalnız bu yoldan ün kazanmanıza lüzum yok. Bir askerle bir sanat adamı aynı işte çalışmamalı. Eğer bu onun işini, o da bunun işini yapmaya kalkarsa, yeryüzünde her şey karmakarışık olur." Herkesin zalimliğinden korktuğu Dahak, işte karşınızda bağlı duruyor. Siz sağ ve bahtiyar olun. Haydi şimdi herkes güle güle işinin başına gitsin. Bunun üzerine
Şehrin ileri gelenlerinden altın ve hazine sahibi olanlar, armağanlar getirerek sevinçle Feridun'un huzuruna girdiler. Anlayışlı Feridun onların gönlünü aldı, akıllıca davranarak onlara yer gösterdi. Öğütler verdi, onları övdü ve hep Tanrı'yı andı. Bu tahtın benim oluşu dedi, talih yıldızının parlayacağını gösteren hayırlı bir faldır. Temiz Tanrı beni halkın arasından ayırarak Elbürz Dağı'na çıkardı. Bu sayededir ki o kötü ejderden kurtulmuş oldunuz. İyilik verici Tanrı bize bir bağışta bulununca onun yolunda iyilikle gitmek gerek. Yeryüzünün hakimi olduğum için mütemadiyen bir yerde kalamam. Yoksa hep sizinle beraber bulunmak isterdim dedi.